Mustafa Kurdaş bizimle, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle başınız sağ olsun. Tüm dostlar sağ olsun, teşekkür ederiz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet. Milli ben kendisini şahsen de tanırdım. Her zaman o sevecen ve yapıcı uslubuyla çok iyi biliyorum. Sizden dinleyelim biraz. Tabii yani Oğuzhan Atatürk Bey, Türk siyasetinin yaklaşık 50 yılında bulunmuş çok önemli bir siyasi isim aynı zamanda. Milli Görüş Camiası için zaten 50 yıllık bir çınar diyebileceğimiz bir şahsiyet. Erbakan hocamızla birlikte aslında bir yarım esir siyasette geçirmiş bir isim. Milli Görüş Hareketi'nin bütün istişareyi mekanizmalarında yer almış, hükümetlerin kurulmasında önemli görevler almış, gerek 70'li yıllar için söylüyorum, 90'lı yıllar için söylüyorum. Saadet Partisi, özellikle Milli Görüş partileri bakımından Saadet Erbakan hocamızın vefatından sonra Saadet Partisi'nin de doğal lideri olarak aslında son 10 yılı geçirdi. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak Türkiye biliyorsunuz son 10 yılda hakikaten çok çetin bir süreç geçirdi. Özellikle siyasi hareketler, köklü hareketler bakımından da hareketlerin böyle kendi merkezine, çıkış noktasına, kendi hedef ve gayelerine bağlı devam edebilmesi için bazı şahsiyetlerin ön plana çıkması, bazı şahsiyetlerin bir duruş sergilemesi gerekir. İşte Oğuzhan Atatürk Bey bu bakımdan Milli Görüş Hareketi'nin 50 yılında, Saadet Partisi'nde yine aynı şekilde ve hatta Türkiye siyaseti bakımından çok önemli bir isim. Yani İçişleri Bakanlığı yapmış 1974 yılında, hala İçişleri Bakanlığı konuşulan bir isim. Genellikle böyle kimi zaman böyle sert görünse de siz de aslında ifade ettiniz tanıdığınızı da evet. Buradan çok iyi tanıdığınızı da buradan çıkarttım. Aynı zamanda çok uzlaşmacı bir isimdir. Yani, evet, tam bu noktada size şunu sormak istiyorum. Ben yaklaşık yani gençlik yıllarımın idollerinden. Geçen sene yani. Evet. Evet. Şimdi şöyle son anlarını diyeceğim. Çünkü bu hastaneye yatmadan önce o da bir böyle baba şefkatiyle niye işte böyle daha güzel olmuyor? Daha veya doğrusu neler, daha doğrusu evet. Bir açıklama yaptı ve kendini Milli Görüş lideri diye lideri yazarak imza attı. Bu spekülasyonlara yol açtı. Temel Koramollaoğlu dedi ki o liderlik bir makam değildir, bir abilik makamıdır dedi. Ama iddialara göre de yüksek perdeden başkanlığı tekrar geri alacak iddiaları da vardı. Evet. Bu da bütün denklemi yok, değiştirdi. Yok, yani acaba yani... Selamet Refah Partisi tekrar AK Parti ile bir uzlaşmaya mı gidecek diye iddialar da vardı. Yani bir şöyle evet, ya... kısaca derleme toparlama bir böyle abilik yapmak için böyle bir hamlesini hissettik. Ona da yakışıyor zaten böyle bir şey. Son anlarda neler konuştunuz? Neler düşünüyordu Erol'un da dediği gibi? Yani şunu ifade edeyim. Yani biraz önce de ifade edildiği gibi ben de söyledim aslında. Oğuzhan Atatürk Bey zaten sürecin doğal lideri ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. Yani siyasi partiler kanununda ve Saadet Partisi tüzüğünde Yüksek İstişare Kurulu'nun elbette bir yeri var. Fakat pratikte ve uygulamada liderlik makamını da temsil eden bir yeri de vardı. Zaten bunu Sayın Temel Karamollaoğlu aslında ifade edildiği gibi değil. Yani bir şeye kamuoyuna yansımalar bazen farklı olabiliyor. Nihayetinde Saadet Partisi İl Başkanları ve GİK toplantısında Temel Bey'in özelde konuştuğu, yapmış olduğu açıklamalar da var. Yani Oğuzhan Bey ile Temel Sayın Karamollaoğlu aynı zamanda dünür iki şahsiyet. Her ikisi de aslında 40-50 yıldır aynı masada olmuş ve Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde belirleyici roller oynamışlar. Yani bazen belki günlük politika bakımında çatışmalar görünüyormuş gibi söz konusu olabilir, yansıyabilir ama nihayetinde her iki isim birbirine çok yakın bir isim. Her iki isim istişare etmesini bilen ve birlikte karar alabilecek kabiliyeti olan şahsiyetlerdi. Dışarıda sanki böyle çok büyük çatışmalar varmış gibi gösterilmek istense de görülse de bu
Ben bunu böyle okumuyorum, böyle görmüyorum. Temel Bey, araya giriyorum. Temel Bey'i ben takdir ediyorum. Çok dikkatli seçti o sırada kelimelerini. Üstadına, ustasına zeval gelmeden, ama onların da o cümlelerinde partiyi temsil etmeyeceğini, Oğuzhan rahmetli Oğuzhan Bey'in kendi cümleleri olacağını söyledi. Ama yani cımbızla seçmişti kelimelerini. Çok önemli, çünkü farklı anlaşılabiliyor. Doğru diyorsunuz. Ben şöyle de ifade edeyim. Oğuzhan Bey sadece Milli Görüş Partilerinin bir unsuru, işte bir istişare kurulu üyesi, bir YİK başkanı, bir Saadet Partili, bir Refah Partili, bir Selamet Partili görmek de doğru değil. Şu bakımdan söyledim, gerçekten bir devlet adamı olarak tanımlamak gerekir. Büyük bir devlet adamıydı. Yani Türkiye'de kurulmuş, özellikle Milli Görüş Partilerinin kurmuş olduğu hükümetler içerisinde mutlaka o hükümetler kurulurken önemli yapıcı, uzlaşmacı yaklaşımlar olmuştur. Evet. Türkiye'de de mesela bir denge unsuru olmaya da devam etmiştir. Öteden beri denge unsuru olmaya da devam etmiştir. Ben Oğuzhan Bey'i bu bakımdan hakkı uğurladık ama Türkiye'nin evet, önemli bir kaybı diye düşünüyorum. Türkiye'nin önemli bir kaybı. Aynı duygularla Mustafa Bey gerçekten Türk siyasetinin, Türk milletinin, hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Mekanı cennet olsun. Amin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de telefon hattımızda Mustafa Kamalak var. Saadet Partisi eski genel başkanı. Sayın Kamalak, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Sizin dava arkadaşınız, hepimizin abisi ve Hakk'a uğurladık. Sizin duygularınızı alalım. Son zamanlarında görüştünüz mü? En son ne zaman görüştünüz? Neler söylüyordu, neler hissediyordu? Mekanı cennet olsun. Son olarak Erbakan hocamızı anma toplantısında görüştük. Ondan sonra bir iki defa yine bir araya geldik. Mekanı cennet olsun. Bir ağabeyimiz, aslında kanaatimce Türkiye'nin ağabeyiydi. Siyasette bir denge unsuruydu. Yol gösterici bir ağabeyimizdi, büyüğümüzdü. Erbakan Hoca'nın dava arkadaşıydı. Sadece Erbakan'ın değil, bu yolda yürüyen bütün büyüklerimizin dava arkadaşıydı. Parti içerisinde yol göstericiydi, denge unsuruydu. Mekanı cennet olsun diyorum. Acımız gerçekten büyük. Mekanı cennet olsun. Amin. Rabbim peygamberimize komşu kılsın inşallah. Amin, amin. Geride kalan bütün milli görüşçülere de başsağlığı diliyorum. Evet, biz de aynı hepimizin şekilde. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin evet, başı sağ olsun. Birlikte siyaset yapma fırsatı da buldunuz tabii ki siz. Tabii. İki dönem beraberdik mecliste. Evet. İki dönem mecliste beraberdik. İki dönemde ben genel başkanıyken o da Yüksek İstişare Kurulumuz başkanıydı. Tabii. Yani evet, şöyle diyelim, demek ki aşağı yukarı 25-30 yıllık birebir beraberliğimiz vardır. Evet. Her zaman uzlaşmacı, ben de kendisini tanıyorum. Böyle bir hep onun sert görünümünün dışında bir sevecen, bir babacan hali vardı. En hararetli toplantılarda bile bir kelime edip ortamı hemen yumuşatan bir yapısı vardı benim hatırladığım ve bildiğim kadarıyla. Doğru, çok daha önemlisi bütün toplantılarda dua ederdi, bir dua ile kapatırdı. Düşmanlara bile hidayet dilerdi. Bu çok önemli bir şey. Allah kahreylesin demez, Allah hidayet versin, ıslah eylesin diye dua eder. Duasını böyle bitirirdi. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Benim de o İçişleri Bakanı iken tam böyle ortaokul zamanlarımdı. Ya çok muktedir bir İçişleri Bakanıydı. Şimdi nasıl Sayın Süleyman Soylu için koltuğunun hakkını veriyor. Bir döneme tarihine damga vurmuştur. Bir nesil bu isimlerle büyümüştür. Bunlar siyasetin çok özel insanlarıdır. Evet. Geler geçer hesap kitap siyaseti değil, vatansever insanlardır. İçinde bulundukları partiden haricinde vatanı milleti için çalışmış insanlardır. O yüzden Türk siyasi tarihinde izi ve anısı saygıyla kalacaktır. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Hürmet ediyorum efendim. Buyurun. Ben de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İz bırakan bir devlet adamı, yani netice itibari siyasetten öte iz bırakan bir devlet adamı. Mekanı cennet olsun. İşte bütün Amin. Siyasi aktörlere Amin. De bir emsal olmalı. Allah böyle geride ne güzel, kalanlara ne güzel anılıyor. Evet, hayırlı uzun ömürler versin. Teşekkür çok çok teşekkür efendim. Ediyoruz. Hürmet ediyorum. Mustafa Kamal'a. Saygılar sunuyorum. Evet. Saygılar Şimdi, sunuyorum efendim. Sevgili izleyiciler, bizler tabii ki bu siyasi kahramanları diyeyim, siyasi kişilikleri şimdiki nesilden çok daha iyi hatırlıyoruz. Ziyadesiyle. Sağcı solcu fark etmez. Eğer o liderse solcunun da zihninde Şimdi kalıyor. Şimdi Z kuşağını çağır, iki tane bakan ismi sayamazlar. Sayamaz. Ama işte niye? Bizim o dönemde yaşadığımız Tabii. dönemlerde hiç fark etmez. Sağcı veya solcu, nasıl Bülent Ecevit'i bir sağcı Tabii. hala konuşuyorsa, şu hala anlatıyorsa veya Tabii. işte bir solcu hala Erbakan'ı konuşabiliyorsa, Süleyman Demirel'i konuşabiliyorsa, işte bunun muhteviyatındaki şey... O insanın kişiliği ve bıraktığı izler. Bir de buradan başka bir anekdot da çıkarmak lazım. İşte ölüm var ya. Ya evet. Ölüm var. Hayatı çok, siyaseti de çok kasmamak Aynen, lazım. Yani... Ölüm var nihayetinde. İşte bütün çabalar vesaire vakti kerat gelince. Ama Oğuzhan Asiltürk için şunu söyleyebilirim. Ben ailesini de biliyorum. Kızı Edirne'de oturur. Edirne'ye gittiğimde evlerinde çok güzel ağırlamışlardı. Mesela mütevaziliğini ve organik o... milli görüşçülüğünü asla bırakmadı Tabii. ve aile olarak da mütevazi bir hayat yaşarlar. Çok genç zamanlarını hatırlıyorum sevgili Çünkü... izleyiciler. Şimdi ben çok gençlik halini biliyorum. Benim çalıştığım firmaya her cuma Erbakan Hoca, Oğuzhan Asiltürk ve yanındakilerle cumadan önce gelirler. Orada sohbet ederler. Aynı Sayın Kamalan dediği gibi cuma namazı kılınır. Sonra yemek yenir. Dualar edilir ve her cuma ve o merdivenlerde kaç kere karşılaşırsam her seferinde ama kimi görürse görsün gözlerin o güler yüzüyle o benim gençlik yıllarımdan bende muazzam i̇şte bir iz bırakmıştır. O devlet şefkatini yaratan devlet baba. Heh. O şefkati, o siyasetçi şefkatini yaratan insanlar. Bir de devlet adabı diye bir şey var. Siyaset hangi partiye ait olursanız olun bu insanlar emekli olduktan tabii. sonra da o devlet adabını korumuşlardır. Akil insan işte tabii, aslında tabii, tabii. o hani bizim bilge insan dediğimiz statüde. Ve çok...